Daha çok seviyor ve ölümden korkuyoruz. Çünkü dünya peşin, ahiret vadeli. İnsanoğlu peşine meraklı. Bunun çözümü, insan ahiretin delillerini bilecek. Dünyevi menfaatlere delil lazım değil. Zaten mesela çalıştığın zaman maaş alacaksın, belli bir şey. O belli. Bir iş yapacaksın, mesela müşteriden para alacaksın, belli, kesin yani. Ama ahiret, kim gitmiş gelmiş? İnsanda böyle bir şey var. Herkes bunu açık açık söylemiyor ama aslında var o bir tarafta. Ahirette kesin iman etmek lazım. Bu da neyle mümkündür? Delillerini bilmekle. Ahiretin delilleri çoktur aslında. Ama bilen için ahiretin delilleri çoktur. Allah adalet sahibidir. Yani bir iki tane söyleyeyim kısaca. Allah adalet sahibidir. Ama bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. İyiler yaptığı iyiliklerin mükafatını görmüyor. Kötüler de yaptığı kötülüklerin cezasını çekmiyor. Bu dünyadan göçüp gidiyor. Halbuki Allah adaletlidir. Adalet bir yerde gerçekleşmelidir. Madem bu dünyada gerçekleşmiyor, demek ki Allah bunu sonraya bırakıyor. Eğer sonrasında da gerçekleşmezse, o zaman Allah'ın adaletsiz olması gerekir. Bu böyle bir şey Allah için düşünülemez. Hem Allah Azze ve Celle kerimdir, cömerttir, sürekli vermek ister. İnsanı yok ederse kime cömertlik yapacak? Hazreti İbrahimlere, Musalara, İsa'lara, Hazreti Muhammedlere, salavatullahi aleyhi mecmain, Ebu Bekirlere, Ömerlere, Osmanlara, Abdülkadir Geylanilere, Hasan al-Bennalara, Bediüzzamanlara Allah vermeyecek de kime verecek? Hayvanlara mı verecek? Kime verecek? Cansızlara mı verecek? Meleklere mi verecek? Kime verecek? Allah'ın kerim sıfatı devamlı vermeyi gerektirir. Allah sonsuza kadar kerimdir. O halde sonsuza kadar verecektir. Kime verecek? İnsan Allah'ın halifesidir. Elbette Allah insana verecek. İnsan ilim sahibidir, değerlidir. Elbette Allah insana verecek. İnsan imtihandadır. Sabır imtihanına girmiştir, imtihanı kazanmıştır. Elbette Allah imtihanı kazananlara verecek. Cansızlara mı verecek, hayvanlara mı verecek? Ahiretin delilleri çoktur. Ahiretin delillerini bilen insan, o zaman ahiret için daha çok gayretli olur. Dünya için gayret edenlerden daha çok gayret eder. Dünyada ne kadar başarılı olursan ol, sonuçta toprak olacaksın, o kadar. Bundan kurtuluş yok. Bunu düşünen insan, Kur'an'ın şu ayetini düşünen insan, ve men hayatü dünya illa la'ibun ve lehu. Dünya hayatı başka bir şey değildir diyor Kur'an. Dünya hayatı başka bir şey değil. Sadece oyundur, eğlencedir. Yani basittir. Oyunu kim yapar? Çocuklar oyun oynar. Siz çocuk musunuz diyor yani. Dünya hayatı Kur'an'a göre basit. Dünya nimetleri basit. Asıl olan ahirettir. Oraya hazırlanın buyuruyor. Hazreti İsa da aynı şeyi söyler İncil'lerde. Diyor ki kendinize bu dünyada mal biriktirmeyin. Bu dünyanın malını, mülkünü böcekler yer. Eşkıyalar götürür. Paslanır ve çürür. Siz asıl gökte olan için kendinize mal toplamalısınız. Yani ahiret için. Ahiretin delillerini bilince insan tam bir imanla iman eder. O zaman da dünyadan kendisini uzaklaştırabilir, dünya perest olmaktan kurtulabilir, ahirete yönelebilir. Yani hem dünyanın basitliğini anlayacağız,
geçici olduğunu anlayacağız, hem de ahiretin ebedi olduğunu ve mükemmel olduğunu anlayacağız.